Yeni bir videodan daha herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni Volkswagen Passat. Tamam, yeni Passat'ın sedan versiyonu yok diye kapatıp gitmeyin. Çünkü gerçekten yeni Passat station olsa da özellikleri ve teknolojileri çok iddialı. Ve giden sedan karoserini kesinlikle unutturacak cinsten. Haydi gelin lafı hiç uzatmadan yeni Passat'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Passat efsanesi tam 50 yıl önce 1973 yılında Almanya'da başladı. D segmentinin her zaman gözde modeli olup birçok farklı ülkede farklı isimlerle de satılan Passat 50 yılda 8 nesil büyüdü. Ve özellikle Türkiye için çok özel bir yere sahip olan sedan Passat'ı da tarihe gönderen B8 kasayla birlikte bir devirde kapanmış oldu. Sedan Passat'a ne oldu diye merak edenler olursa tamamen elektrikli olarak ID.7 ismine kavuştu. Bizim odamız B8 Passat'sa yoluna station wagon olarak devam edecek. Yeni Passat'a önden baktığımızda standart modelde büyük ağzıyla bize gülümseyen sevimli bir surat görüyoruz. Açıkçası bu durum benim pek hoşuma gitmedi. Onun yerine sert ve agresif bakışlarıyla R-Line çok daha etkileyici. Tasarımda ID esintileri ID'niye kendini hissettiriyor. Hatta hissettirmekten fazlasının olduğu aşikar. Genel anlamıyla başarılı olan yeni Passat gerçek bir Volkswagen olduğunu kanıtlamış. Ne diyelim, bir yıldız alır mı? Alır ama R-Line alır. Standart model maalesef beni yakalayamadı. Hatta Peugeot 407'nin makyajlı hali gibi durmuyor mu gerçekten? Siz ne dersiniz? Adeta yürüyen gibi olan Passat'ın profili çok ağır başta. Hocam, ağam, paşam, gerçekten şu stationların varsa sevilecek bir yanı orası kesinlikle profilleri. Gemiden gemi, adeta böyle dururken bile süzülen çizgisiyle yeni Passat'ta bunu kanıtlamış. Önden başlayıp stoplara kadar uzanan keskin omuz çizgisi çok net. B8 kasaya göre camları kısılan yeni Passat daha alçak ve uzun bir görünüme kavuşmuş. Yine standart modelde fazlasıyla sade olup hiçbir ekstra parçanın bulunmadığı profilde R-Line'a dönünce hareketi görüyoruz. Jantlar dikkatinizi çekmiştir. Bu jantlar R-Line'da kapalı bir formda olup 235-40-19 inç boyutunda gelirken standart modeldeki bu şık jantlar 235-45-18 inç boyutunda geliyor. Renkler de lansmanda da sunulup tonlarıyla hoşunuza gidecek renkler dışında farklı kombinasyonlar beğeninize sunulacak. Acaba sedan versiyonu olsaydı nasıl olurdu diye kendimi sormaktan alamadığım stoplarıyla bu tasarımı beğeneceksiniz. Tamam. ID.7'de de benzer bir stop tasarımı kullanıldı. Fakat benim bahsettiğim şey tam olarak bu. İlk defa arka tasarımında laf etmediğim standart modelde boydan boya uzanan stoplar çok etkileyici görünüyor. Üst tarafta ise hafif eğimiyle cam ve üstünde bir spoiler bulunuyor. Antende köpek balığı misali yerini bulmuş. Stopların ortasında küçülmüş marka logosunu görüyoruz. Plakanın altında ise Passat yazısı son kez duruyor. Tampon hem standart hem de R-Line'da çok şık ve spor. Şimdi yüksek müsaadenizle ben bu arka tasarıma bir yıldızı veriyorum. Hem önceki hem de sedan versiyonuna göre büyüyen boyutlarda bizi ne bekliyor derseniz, yeni Passat tam tamına 144 mm daha uzayarak 4917 mm uzunluğunda, 20 mm genişleyerek 1850 mm genişliğinde, 1506 mm yüksekliğinde ve diz mesafesini artık nereye çıkaracağını şaşırtacak dingil uzunluğunda 50 mm daha artarak 2841 mm'ye çıkartan Passat resmen büyük krallık yapıyor. Bu boyutlar işte özellikle benim gibi kimselerin aklını çelmek için fazlasıyla yeterli. Bugüne kadar üretilen tüm Passat'lar içerisinde gelmiş geçmiş en iyi iş tasarımıyla yeni Passat bir harika. Bu defa hiç itiraz istemiyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Passat iş mekanı görmeden hemen önce kanalımıza abone olmadan takip eden yarım milyondan fazla sayıdaki izleyicilerimizin kanalımıza abone olmalarını büyük bir önemli hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Volkswagen Passat'ın kapılarından geçip şöyle bir iş mekanına göz atınca neden Passat sorusunun cevabını net biçimde alıyoruz. Yanal ve baldır desteklerinin yanı sıra opsiyonel ısıtma, soğutma ve elektrik desteklerine sahip koltuklar ilk artıyı kapıyor. Bu ergonomik koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında Volkswagen'in güncel olarak kullandığı direksiyon simidini buluyoruz. Tasarımsal olarak çok başarılı olan bu direksiyon simidinin üzerindeki tuşlar sayesinde ekranların tamamını yönetebiliyorsunuz. Ekran demişken direksiyonun hemen arkasında bulunan 10.25 inçlik tamamen dijital gösterge ekranında artık çerçeveler tamamen kaldırılmış. Ekran kalitesine, grafiklerine ve hızına diyecek söz yok. Premium bir duruşa sahip hissettiren bu panelin ortasına geldiğimizde ise asıl olayla karşılaşıyoruz. Standart olarak 12.9 inç boyutunda olup istenirse, evet istenirse 15 inç boyutunda alınabilen dokunmatik multimedya ekranı konsolun ortasını süslüyor. İç mekandaki her şeyi unutulabilecek büyüklüğü, ekranın kalitesi, dokunmatik hassasiyeti ve özellikleriyle etkilenmememizin imkansız olduğu bu ekran, Volkswagen'in son nesil işletim sistemi MIB4 ile geliyor. Konsol üzerinde dörtlü flaşör haricinde fiziksel tuş bulunmazken klima kontrolü dahil tüm ayarları bu ekran üzerinden yapıyorsunuz. 3 boyutlu ambiyans aydınlatması ve piyano siyahı rengiyle konsolun yolcu tarafı da oldukça başarılı. Orta konsola inince burada sürgülü kapaklı bir saklama alanıyla kablosuz şarj standını görüyoruz. Devamında ise bardaklıklar ve elektronik el freni bulunuyor. Hani bir şey eksik değil mi? Değil arkadaşlar. Yeni Passat'ta aşiretlere özel geri vites olmadığı gibi artık ileri vites de yok. Şaka şaka. Yeni Passat'ta vites kolu yıldızcıların mutlu olacağı şekilde direksiyonun arkasına konumlandı. Yıldız demişken bu harekete bir yıldız verilir. Panoramik cam tavanda bu otomobile kesinlikle çok yakışıyor. Kabin gerçek anlamıyla bugüne kadar üretilmiş en iyi Passat kabini. Çok şık, çok. Uzayan dingil boyuyla diz mesafesini ölçmeye bile gerek olmayan Passat'ın arka koltuklarında bizi böyle bir konfor bekliyor. Kapılar üzerindeki Harman Kardon detaylarına ek, ambiyans aydınlatma ve perdeleri de yine lüks öğeler arasında sayabiliriz. Koltukların yırtıcılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle sleeper olarak tabir edilen uysal fakat yırtıcı bir doğası var izlenimi veriyor. İtiraf etmek gerekirse üçüncü bir kişinin istenmediği arka koltuklarda konfor ön planda. Burada orta konsol üzerinde klima kontrol ünitesi ve koltuk ısıtma tuşları da konumlanmış. Bunlar da hep konfor. Tamam kardeşim, oturmayacağız ortaya. Yemin ederiz oturmayacağız ya. Şaftörünü tavana kadar çıkartmana gerek yok cidden. Panoramik cam tavan eklenince yeni Passat'ın iç mekanı tam puanı bizden çat diye alır. Yeni Passat'ı bundan sonra Passat yapacak station karoserinin sonucu bagajı ve özelliklerine bakmak istediğimizde 1920 litre hacme kadar bir alanı görüyoruz. Hepsi bununla bitmiyor elbette, pratik saklama alanlarına ek ev tipi priz varlığı da çok etkileyici. Bu haliyle işlem konusunda da kendini kanıtlayan Passat, station oluşunun hakkını tam anlamıyla verdi. Elbette sadece dış tasarım ve özellikler değişmedi. Güvenlik konusunda da yeni Passat çok başka. Yeni Volkswagen Passat'ta onun bu lüks tasarım detaylarını güvenlikle birleştiren sürücü destek asistanları bulunuyor. Özellikle park asistanları tarafından önemli geliştirmelerin bulunduğu yeni Passat'ta Park Assist Plus ve Park Assist Pro ilk sırada yer alıyor. Buna ek DCC Pro adaptif süspansiyon sistemiyle süspansiyon konforu konusunda rakip tanınmamış. Ayrıca kör noktanızda kalan araçları fark etmeniz için kör nokta izleme, sürüş sırasında şerit dışına çıkmanız durumunda sizi sesli olarak uyaran şerit takip sistemi, yol üzerindeki trafik işaretlerini ekranlar ve head-up display'e yansıtan trafik işaretleri okuma sistemi ve çok daha fazlası yeni Passat'ta sizi bekliyor. Ve elektrikli motor seçeneğine bir sedan Passat versek de geri kalan motorlarda performans ve güç konusunda tatmin edici. Yeni Passat'ta bir elektrikli motora bir otomobil bağışlayınca geri kalan seçeneklerin keyfi buruk kalıyor. Tüm modellerinde DSG çift kavrama otomatik vitesin standart olduğu yeni Passat'ta 2 benzinli, 3 dizel, 2 plug-in hibrit ve 1 hibrit motor seçeneği bulunuyor. Yani Volkswagen yine şovunu yapmış. Ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösterecek bu motorların 1.5 litrelik versiyonları 150 beygir güç üretiyor. 2 litrelik TSI motorda ise önden çeker versiyonda 204 beygir üretilirken 4 çekerde güç 265 beygire çıkıyor. Dizel tarafında 2.0 TDI yoluna devam eden Passat, güç konusunda 122, 150 ya da 193 beygirlik versiyonları seçiminize sunmuş. 1.5 litre TSI motora eşlik eden elektrikli motorun birleşiminden ortaya çıkan plug-in hibrit ise 10.6 kWh bataryayla 204, 19.7 kWh bataryayla 272 beygir olmak üzere iki farklı güce sahip. Tamamen elektrikli menzil ise 100 km. Elektrikli menzil biraz kısa gibi gelse de şehir içindeki düşük hızlarda kullanmak için fazlasıyla iyi ve yeterli. Geldik fiyata. Yeni Passat'ın resmi fiyatı henüz açıklanmazken yaklaşık 40.000 Euro'dan satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bunun Türkiye karşılığının ne olacağını tahmin etmekse imkansız. Yeni Volkswagen Passat'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben Passat'ı gerçekten beğendim. Station Wagon her ne kadar ülkemizde tercih edilmese de ben bu özelliklere de bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki siz yeni Passat hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Volkswagen Passat hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.